Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar. Efendim bir Burada Olan Burada Kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılının son programında kıymetli hocamız, piremiz, İlham kaynağımız Nur Subaşı Beyefendi'yi bir kez daha rahmetle andıktan sonra geldik programımızın klasik açılış ve macun bölümüne. Efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul Merkez stüdyolarında teknik masamızda kamera arkasında sakallı bebek the sakal of the world. İnamatu Tokyo Lens yılbaşı için avanta bir seyahat bulduğu için sırra kadem bastı deriz biz. Sırra kadem bastı, şimdiden onun yeni yılını kutluyoruz. Ve efendim işte daimi konuğum. Şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir fukara, garip kurabba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, gazeteci, heykeltıraş, degüstatör, maraton ben. Aynı zamanda Beylikdüzü Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul ve Marmara Bölge Distribütörü. Bu arada benim kestaneyi de tokatlamışsınız hemen arada. Orada söyleyelim kıymetli hocam ve Cem Yılmaz'ın abisi Pezo Jeff, İlham Musk gibi dünyanın anasını ağlatan yavşak zenginlerin bir numaralı dostu, Kapris abidesi, Green Man lakaplı Tom Cruise'un en yakın kankisi, Z kuşağının pambık dedesi, hocaların hocası Cem Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Yılın en kalın macununu çektim sana. Sağ ol, Allah razı olsun da bu ne hal abi ya? Hocam. Sakal. Bir yani dakika. Biz görünmeyelim diye evet. Yani adamı boyadın, evet. Ağacı koydun. Buralara evet. Bir şeyler de böyle tuğla mıla da örseydin de ben şöyle aradan kafayı uzatsaydım bari. Evet, damlar ve sokaklar bembeyaz. Hocam abi. Sizin sayenizde şu anda İstanbul'da, arkadaşlar İstanbul'da sakın sokağa çıkmayın. Niye? Yaklaşık bir haftadır müthiş bir tipi var. Yollar kapalı. Kış lastiği almayanlar büyük perişanlık çekiyor. Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan karayolları kar küreme aletleriyle yaklaşık bir haftadır İstanbul'daki yoğun kar yağışı yüzünden felç olan trafiği sakinleştirmeye ve rahatlatmaya çalışıyor. Lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın çünkü etraf çok fena arkadaşlar. Bu niye yapıyorsun abi şu anda bunu? Hocam çünkü siz burada ayın 17'sinde abi, yüzün gözün kar. Kar geliyor dedin. Kar tanesi abi şu şöyle. Ha, kar geliyor dedin, evet. Tipi geliyor dedin, bir sürü numara yaptın. Abi bu tahmindir, tahminde bilemeyebilirsin. Evet. Tahmin dediği şey bilememe üzeridir. Mesela ben bir sayı tuttum, bil bakayım. 23. Bilemedin. Gördüğün gibi tahmini bilemedin. Hocam bunda o bildiğin. Millete buradan ortalığı 56'ya verdin. Şuraları biraz acaba. Her şeyi aldırdın. Hoca bu arada yalnız dükkanı da Allah bereket versin. Evet. İki çuval bana gelmiş olan kestaneden henüz bir abi, tane bile alamadık ama. Burada hediyeler var. Hediyeler sıra sıra hediyelerimiz var. Kendi sahana. Tabii. Hep abi. Böyledir sevgili dostlar. Buyurun Can Bey. Abi bir arkadaşımız bir mektup yollamış. Evet, gelen fakslardan birini sevgili hocamız Can Yılmaz okuyor. Buyurun efendim. Diyor ki Zafer abim ve hocaların hocası ben. Sizlerden aldığım enerjiyle güne kaynak yapıyorum. O ne demek bilmiyorum. Evet. Bu baklavalar Antep'ten, iş gereği burada çalışıyorum. Aslen Antakyalıyım. Sizi Antakya'ya davet etmek isterim. Sevgiler, saygılar diyor. Sadullah Mert. Sadullah'ın baklavası hangisidir? Hiçbir fikrim yok. Aşağıda ben sana baklava baklava niyetine evet. İzmir'den Emrah Erginer'in bir fotoğrafını vereyim abi. Sevgili Emrah Erginer. Bu baklava niyetine. Bilmiyorum sakal kameramız görüyor mu acaba? Hani parlıyor mu? Evet, Emrah Erginer sevgili kardeşimiz, kendisini çok severim. Dünya tatlısı bir insandır. Evet. Kardeşini de bilirim. Evet. Ama bu fotoğraf benim için bir şey ifade etmiyor. Niye? Çünkü ben bunun aynısını cep telefonumla çekiyorum zaten. Cep telefonunda yani, çekemezsin de. Çekiyorum hocam. Benim telefonum çekiyor çünkü. Tamam hocam. Teşekkür ben, ediyorum ama evet. Yine de teşekkür ediyorum. Buyur. Zannediyorum bu arkadaşımızın dediği baklavacı bu.
Evet, Anadolu kermesimiz devam ediyor. Çelebi oğulları baklavacı kurabiye. Ay Allah'ım. Buyur abi, bu da var. Sevgili dostlar, bunu bir saniye hocam göstermem lazım. Yani hakikaten mahcup ediyorsunuz. Baba bu ne ya hocam? Şunu şöyle kameralara tutayım arkadaşlar da. Antep fıstığı yoğunluğu içerisinde. Ben de acaba gösterebilir miyim? Acaba bir tane. Evet, yılbaşı nedeniyle böyle şeyler gelmiş. Bunların üzerinde Zafer Algöz veya Can Yılmaz diye bir ibare yok. Evet. Onun için ben alıyorum bunu. Sevgili kuzenim Öner sana getirmiş abi. Ne bu abi? Bilmiyorum. Bu da senin hediyen. Sonra bize şunu da şöyle koyalım. Çok sevdiğim badem şekeri. Abi badem, o kadar şekeri. Kalabalık ki yani şuradan acaba gösterebilir miyiz diye. Badem şekeri getirmişler arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Arkadaşlar hakikaten insanın ve sevildiğini bilmesi başka bir şey ya. Açamadığımız bir baklava kutusu daha var. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Abi uzun zamandır tabii böyle bir hediye gelmediği için bir elimiz ayağımız boşaldı inceden. Boşaldı. Boşaldı. Ben müsaade edersen abi ilk hediyemi sakala vermek istiyorum. Nedir abi? Buyur abi. Sakal, bu senin kardeşim. Kameralarda görsün. Evet. Kapı stopu. Yani bunda bir mesaj var mı hocam? Var. Nedir? Yani kapılar sana 2023'te açılsın mesajı. Kapı stopu vermişsin. Nasıl açılıyor kapı? Evet. Kapanmasın diye hocam, açılan kapılar. Kapanmasın diye. Ben tamam abi. Gerçekten hediyemi vereyim. Sevgili evet. Sakala şöyle göstereyim. Ah. Evet. Sevgili Sakala hediyemi açabilir misiniz hocam? Vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ben de müzik yapayım. Açılmıyor. Kaç hocam bu? 32 GB. Yani güle güle kullan kardeşim. Çok teşekkür ederim. Yemin ederim o kadar çok aradım ki. Yani bizim proje bile sığmaz bunun içine. Gerçekten sığmaz bunu hocam. Hocam hediye konusundaki bu cömertliğiniz nereden ileri geliyor? Yani yıllar öncesinden, gençlik yıllarından gelen bir alışkanlık mı yoksa sonradan edinilmiş bir alışkanlık mı? Bir atasözü ne der abi? Ne der abi? Ver ki alasın. Şu anda var ya tüylerim diken diken oldu. Abi senin oradan da sanki bana doğru bir şey. O ne abi, kavanoz bir şey. Kıymetli hocam, ben zatenize 2023 yılı bal tadında geçsin diye Marmaris'ten kendi özel kovanlarımdan üretilmiş olan, sevgili arkadaşlar bakın bu hakikaten bir reklam değil. Şimdi birileri bunun hemen altına anlaşıldı bal ticareti yapacaklar. Hayır, etiket bile yok. Etiketi bile yok çünkü tamamen ev yapımı ve kendi arılarımızın yapmış olduğu gerçek bir bak evet. Sen arıcı mıydın ya? Bir dakika abi, bir dakika canım abim. Gargaraya gelmesin. Evet. Ben şu ana kadar senin arıcılıkla ilgili ağzından a bile duymadım. Duymadım. Bir anda arıcı mı oldun? Hocam yaklaşık 3 yıldır bir projem vardı. Öyle mi? Evet. Marmaris dağlarında arkadaşlarımla beraber arıcılık işini yapmaya başladık. Bu Marmaris balı mı? Marmaris çambalı ve barı. Bak bu, yani buna çambalı demem ayıp olur. Bu balın tillahı. Hayır, Sivas Petek yani, balı vardır mesela. Hocam ayrılır. Şimdi kime sorsan, abi sen asıl bilmem kimin balını yedin. İşte bilmem nerenin balı daha iyi. Evet. Şuranın balı daha iyi. Elbette ki herkes kendi yapmış olduğu balın çok çok daha iyi olduğunu iddia ediyor. Evet. Fakat bu bizim kendi ürettiğimiz balımız, bizim ana kraliçelerimizin özenle seçilmiş olduğu ballardır hocam. Sadede gelirsek ben hediye mi ediyorsun, gösteriyor musun? Size hediyenizi veriyorum. Bunu lütfen özellikle tahta kaşıkla kullanınız. Evet. Asla içine balın metal kaşık sokulmaz sevgili arkadaşlar. Metal bir kaşığı soktuğun zaman bal hemen anında oksitlenir. Günde ne kadar yiyeceğim mesela? 2-3 çorba kaşığı Hayır, mı? Hayır, günde bundan sadece bir tatlı kaşığı bal tatlı yiyeceksin. Kaşığı, ve bu balın bir özelliği daha var hocam. Ne? Bedava. Kendi malın diye söylemiyorum. Tabii ki bedava. Bu şeker hastalarının bile yiyebileceği bir bal. Tamam abi, anladım. Afiyet olsun. Hayır yani bu şimdi birine önereceğiz de bu ne yani? Senin adın yok hani Zafer balları. Hayır, buna balın tillahı diyeceksin. Yani çam balının tam tillahı. Yani zirvesi. Markete gidip merhaba kardeş. Evet. Balın tillahı var mı diyeceğiz? Hayır. Hiçbir şekilde. Cizli bak bunun adı bu. Bu zirvedeki noktasıdır yani. Yaklaşık hocam 3,5 yıl. 1 kilo mu bu? Hocam, 1 kilo. 1 kilo. Hocam yaklaşık 3,5 yıl emek verdik. Yani kovanlarda arıları taşıdık. Neler yaptık? Bu kadar mı çıktı?
Yani bu yaklaşık benim payıma düşen mi? Sizin payınıza bu kadar çıktı ama toplamda bir 25 kavanoz çıkarabildik ancak. Vay be. Ama yine de büyük emek verilmiş. Bundan bir gelir mi elde ediyorsunuz yoksa böyle sevenlerinize mesela şifa sakala da var mı? Diye. Sakala yok. Çünkü niye bu... abi bir küçük kavanoz şöyle... Hocam sakala bunu abi versen... Abi şeyler var ya, kahvaltılarda verirler ya küçük. Evet. Ondan bari bir şey getirseydin. Hocam sakala ver onu, iki kahvaltıda tamamını bitirir. Bunu? Tabii. Ondan sonra? Yandım anam. Yandım anneciğim. Evet bir diğer hediyeme geliyorum. Barbaros bulvarını koşarak çıkar. Sevgili dostlar bir diğer hediyeme geliyorum sevgili Can hocama. Hocam bu hediye, hani sizin çok iyi hatırladığınız bir deyiminiz var ya, abi hediyem nerede? Bagajda. Bagajda. Evet. Bu benim klasik gariban Volvo'mun bagajında 12 sene önce sizin için alınmış bir hediye. Allah Allah. Ciddi söylüyorum. Ve bunu lütfen kabul buyurun. Abi, yani şunu acaba başka bir yere mi alsak? Sakal bu hakikaten böyle bizim ortamızda duracak mı bu devamlı yılbaşı ben onu, programı ben şimdi, diye? Şimdi onun icabına bakacağım. Bak şimdi. Ha, al kardeşim onu. Güzel. Şuradan fondan bir şey yapsa yeter değil mi Sakal? Olur hocam. Tamam. Oh be. Saatimizi kapat tamam onu. Çözelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı Sakal? Teşekkür ederim. Sevgili Sakal. Evet abim. Volvo'nun bagajında mı duruyordu? Evet hocam. Çıkarıyoruz. Ve sıfır biliyor musun? Sıfır abi bu evet, ne? Sıfır. Bak hiç kullanılmamış telefon Sakal bu. Bak şunu var ya şu anda açık artırmaya koysan anında bu çık 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 yürür yukarıya doğru. Ne çık çık? Abi. Abi bu kalmadı ya. Fotoğraf çekiyor mu? Ya fotoğraf çekmesini bırak bir kere her yerde çekiyor. Bu kadar niye bekledin abi bunu vermek için? Unutmuşum abi. Her yerde çekiyor kesin. Allah yani Allah. Ya kapsama alanı dışındaymış hay Allah. Almadı, Sakal bunu tamam, kullanabilir miyim? Söz konusu değil. Kullanırsın herhalde hocam. Tuşlarına basabileceksen. Tuşlu telefon kalmadı abi dünyada. Kaldı. Hala ya kaldı senin bagajda kalmış. Hala kullanılıyor. Kaça aldın abi bunu? 50 liraya. Abi söyleyemem. Yani o zamanki parayla iyi para vermiştim. Çünkü bayağı aranılan bir modeldi bu. Kaç senedir duruyor? 12 yıldır. 12 yıldır bagajda duruyor. Evet arabayı böyle bir genel temizlik yaptırırken adam buldu abi dedi. Bu peki ne yani? Bunun benim mi olduğunu nereden anladın çünkü sen? Çünkü içinde hocaların hocası Can Yılmaz'a işte sevgili kardeşime 30. doğum gününde falan filan bir sürü şey yazmışım. Ve unutmuşsun. Ulan bir baktım unutmuşum ben bunu. Peki abi bu seni yani bu sene bana hediye almanı engeller mi? Hocam size... Yok abi arıyorsun boşuna yok. Yok hayır olur mu Sakal sen de şahitsin. Bir şey söyle size özel kavımdan bal verdim. 1 kilo. Yani emsalsiz bir piyasa değeri var. Onun buyur dışında abi. Bir... Vay 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 vay. İşte Can Yılmaz böyle mahcup eder. Bu benim mi? Değil ama... Ya şu anda elime geldi. Nasıl değil ya? Abi, açabilir miyim peki? Bilmiyorum. Şimdi ne çıkacağını da ben de bilmiyorum. Açıyorum o aç zaman. Bakalım. Hocam sabah mutfaktan ayıkladın olur. Hadi canım. Ya, hocam ben orada gördüm. Düğümlemişsin ki ama şimdi yani bunu açmak çok zor abi. Abi ben yani. Orada gördüm. He. Atladım hemen. Bunu dedim Zafer abiye vereyim. Nasılsa dedim o bana 12 senelik telefonu verecek belli ki. Nereden uyandın 12 yıllık telefonu? Bana gelir abi. Çünkü sen demişsin ki çocuklar şunu bir suya tutun. Abi bir sürü işi var bunun ya. Abi çok işi var ama olsun açalım. İşimizin evet. Adı bence ne? Programın sonuna kadar bekletelim. Öyledir ya bu işler. Evet. Sakal olmuyor. Abi. Açtım abi. Evet. Heyecanlı mısın abi? Çok heyecanlıyım valla. Bakayım. Abi şimdi birdenbire bir tarihi eserdir zarar vermeye korkuyorum. Ne yaptın lan abi. Derler. Yok abi tarihi eser sana gelir mi ya? Onu çoktan biz şey yaparız. O yüksek. Hani hoca bilmem kimin eseriydi falan olur. Evet. Aç bakayım. Abi sana kestane gelmişti. Ama hacılandı. Yaklaşık 4 kilo kadar. Kestane yerine bunu kabul et. Buyur abi. Bakayım abi. Bu kimin abi? Bir dakika. Ya hocam. Acaba o mu ters yoksa bir türlü mü ters? Evet, bir türlü karar veremediğimiz bir resim oldu. Tamam. Bu gördüğünüz gibi 4 boyutlu bir resim vermiş Can Hoca bana. Evet, öyle bir resim ki sevgili dostlar enine asabiliyorsun, dikine kakıçlayabiliyorsun, ters asabiliyorsun. Odadaki duruma göre. Hocam bunun adı ne? Bunun, eser bu sahibi ünlü kim? Ünlü bir sanatçımızın eseri abi. Kim? Yani yabana atma. Evet. İsmini şu anda hatırlayamadım. Evet. Ama kabul edersen memnun olurum. Kestane karşılığı. Yani ben bunu yemem. Yani şimdi eser sahibi... Tamamen niye açmadık hocam bunu? Açalım. İlk Can Aslan. Heh.
Peki abi, eserin bir adı yok mu hocam? Var. Ne? Eserin adı ne Sakal? Bakıyorum ben. Eserin adı Yalnızlığım. Yalnızlığı Klaride'yi. Evet. Zannediyorum şöyle. Evet. Hayırlı olsun abi. Evin güzel bir yerine asarsın. Şöyle dursun. Evet. Sakal ne diyorsun yavrum? Bence çok şık. Çok şık. Evet. Abi. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Rica ederim abi. Güzel de bir emek vermiş. Rica ederim. Evet. Yani 17 bin dolar civarında ama sana evet, helal hoş olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Beni utandırdın vallahi ya. Şöyle dursun abi. Hani... Evet böyle dur abi. Tamam abi dur fazla da şey yapma. Evet. Evet. Hocam. Gördüğün gibi abi yine en kıymetli hediyeyi ben verdim. 17 bin dolar civarında bir hediye. Evet. Şimdi hocam hediye verme konusunda size bizim filmimizde de pek yakında da geçen evet, bir repliği hatırlatıyorum. Evet. Hediyenin önemli olan neydi? Değeri değil, kıymeti. Yani? Yani sana çok değerli bir hediye aldım. Ona kim karar veriyor? Sana çok kıymetli bir hediyem var. Bir tanesi kıymetli, öbürü değerli. Sen sadece maddi anlamda değerli diyorsun. Şimdi mesela bunu veriyorsun. Diyorsun ki bak sana çok değerli şunu veriyorum. Niye abi bunu onu hediye veren adam öyle bir şey söylemez ya. Arkadaşım sen öyle söylüyorsun. Nasıl labali bir adam evet, ki sana çok değerli bir şey veriyorum. Şimdi zaten öyle dedin. Dedi ki ben dedin sana daha çok en değerli hediyeleri ben aldım dedi. Evet. Niye? Maddi anlamda değerli. Ben de evet, sana diyorum ki hayır. Sen, abi şu anda piyasa değeri 40 lira olan telefon verdin bana. Evet ama benim için kıymetli. Senin için değerli bagajda değil. Bagajda unutulmuş bak, bir eser. Senin için değerli değil ama benim için kıymetli. Sana kendi kabımdan özel arılarımın yapmış olduğu baldan getirdim. Sen diyeceksin ki ne var ya bakkalda bunu 175 liraya satıyorlar. Ama ben sana bir kendi dakika, ürettiğim balı getirdim. Kestik abi senin şu... sen şu anda nasıl bir rakamlar veriyorsun biliyor musun? Sanki evet, 2019'un ortasında pandemide uykuya dalmışsın. Hı. Şimdi de seni dürtüp uyandırmışız gibi fiyatlar veriyorsun. Evet. 170 liraya bal nerede abi? Ne bileyim vardır geçen ben. Geçen gün de bana dedin ki bir yere git orası dedin işte rakıya 500 lira yazıyor dedin. Abi rakı zaten bakkalda 700 lira. Yani abi fiyatları biraz update eder misin? İnternete gir abi mesela eve gittiğin zaman evet, yaz rakı, beyaz peynir, domates onlara bir bak. Biraz uzaksın. Ha, tabii tabii. Kahya'yı veya uşağını yolladığın için sen o fiyatlardan bir haber yazın. Benim gibi Migros'a diyorum. Markete. Markete kendin gitsen bunlardan haberdar olursun. Sen markete gittin her şeyin fiyatına bakıyor musun? Bu kaç lira olmuş, bu kaç lira olmuş falan diye. Hepsi burada. Hepsi burada. Sor. Diyorsun. 1977'de bir kilo soğan. Sor. Hocam 1977'de ben Pelin'in jübilesini seyrettim. Kapat kapat. Başladık. Sevgili dostlar. Abi. Pelé'nin jübilesini seyrettim. Nerede? 1977 senesinde. Evet. 77 senesinde sen 15 yaşında çocuktun 16 ya. 16 yaşındaydın. Bu arada Pelé vefat etti biliyorsun. Tabii. Bütün dünya futbolunun başı sağ olsun. Jübilesine gittin. Jübilesine gittim. Kimle oynuyordu? Neydi ya? Dut dut dut. Buralar mı? Botafogo muydu? Bir Santos dakika muydu? Sakal geçen yok, hafta Santos şeydi. Gene resimleri birer saniye koymuşsun. Evet ya. Seni var ya kulağını kopartacağım. Hakikaten ha. Zor şartlar altında montaj. Sakal ne zor şartlar altında ya. Vefat etmiş birini anıyoruz fotoğrafını koymuyorsun. Neyse bedeli verelim abi. Hayır öyle koyuyor bir saniye. Ya kardeşim evet şunu ya, aralığını biraz aç. Bak. Asos'taydım ya o yüzden. Pardon ya. Sefaat yıllarımda çok affedersiniz. Ya. Rahatsız ettik sakalı ya. Ya sakal bir şey söyleyeyim. Yani işinin arasında da seni rahatsız etmek istemiyoruz ama bizim de işimizle biraz ilgilensen. Bu da bir iş. Mesela şu anda Zafer abi 77'de ben gala mıydı abi? Pelé'nin jübilesine. Pelé'nin jübilesine gittim de Pelé'yi şöyle bir koy. Tamam. Bul muhabbet ederken de dursun. Tabii. Kaç paraysa vereceğim ya. Hocam o zaman fakirlik yıllarımızdı ya. Forma morma nasıl fakirlik yok abi? Ta buradan Brezilya'ya gidiyorsun. Hocam, nasıl babam, fakirlik bu? Hocam babam rahmetli Halit Kıvanç'ın arkadaşıydı. Evet. Halit abi bizi götürdü Pelé'nin jübilesine. Evet. Anladın peki mı? Peki Pelé'nin peleliği nereden gelir? Tenekeler pele 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 yapıyormuş da ondan değil abi. Evet ondan. Pele. O doğrusunu ben söyleyecektim bunu söylemeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Evet o pele pele pele. Konserve kutuları böyle yokuş aşağı bir şey, mahallede oturulmuş Pelé. Evet. Konserve kutuları böyle dönerken, rüzgardan dönerken giderken pele 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 diye ses çıkarmış peleliği oradan gelirmiş. Halit abi öyle anlatmıştı. Halit abi onu espri olarak yaptı. O pelelik lafı şuradan geldi nereden hocam. Geliyor?
Pele hem sağ hem de sol ayağını çok iyi kullandığı için... Onlara Pele mi denir? Hayır. Adamların arasından böyle hem sağ ve hem sol ayağıyla böyle buz hokeyi yapar gibi geçtiği için evet. Adamlar da o benzetmeyi yapmışlar. Demişler ki aynı Rio'nun fakir mahallelerindeki çocukların tenekeye attığı zaman pele 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 diye gitmesi gibi adamların arasından geçiyor diyerek Pele koymuşlar. Aynı adını. Şeyi söylüyoruz da. Evet. Ben buradaki hikayede küçücük bir ayrıntı soracağım. Buyurun hocam. Halit abi sizin arkadaşınız mıydı? Babamın arkadaşı. He, yok senin abi, arkadaşın var. Benim arkadaşım olamaz Halit abi. Ben o zaman kısa pantolonluydum 77 abi. 77 senesinde Pele'nin jübilesine gittin. Pele'nin jübilesine gittim. Nerede seyrettin? Nerede seyrettin? Hayır nerede seyrettin yani? Stadda, stadın içinde. Normal seyirci gibi normal mi oturdun seyirci, yedek kulübesinde? Şeref tribününde yedek hocam. Kulübe. Hocam şeref tribününde. Bu ne diyor sakal ya? Şeref tribündeyim. Şey peki bir dakika. Buyurun. Koskoca Pele'nin jübilesinde bir Allah'ın kulu demiyor mu? Bu kim? Nasıl desin? Niye? Çünkü jübilenin öncesinde Pele ile fotoğraflarımız var. Aa. Tabii Harit abi, bu ben, abi senin babam. Eski, pardon. Bu eski, evet. Bundan tam 130 bölüm önceki evet. Everest'e çıkmıştım. Yalanlarına benzer bir yalan mı? Ne oldu? Yalan mı doğru mu çıkmadı mı ortaya? Doğru mu ispatlandı mı sakal? Eğer senin Pele ile resmin varsa evet. Pele beynelmilel bir adam. Pele ile resmin varsa Google'da olması lazım. Abi Pele ile resmin varsa benim Google'da olmaz. Çünkü benim Pele ile resmimin olduğu zamanlar ben tanınan biri değilim ki Pele'nin yanında bu çocuk var desinler. Pele tanınıyor. Pele tanınıyor. Pele ve şu. Pele ve şu. Tabii. Pele ve şu. Pele bana yazın? Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Pele El Turco dedi ya. Pele El Turco. Evet. İşte dedi. İşte dedi bu Türklerin Pelesi dedi. Hadi abi Kozmos'tu. Yugoslavya ile değil abi değil. Ne işi Yugoslavya var Yugoslavya diyor hocam. Ya ona bile itiraz et. Kesin de yalan. Asla ne yalanı abi? Yalan özel jübile yapıldı. Doğru abi, burada bir yalan var ama. Marakana stadında oynamış. Marakana stadında. Kaç kişi olduğunu biliyor musun Marakana stadında? 175 bin kişi. 222.187 kişi. Bak tam rakamını sana söylüyorum. Abi stad. Genişletildi yavrum. Canım abicim stad 180 bin kişilik. Merdivenlere mi adam aldı? 222 bin kişi yapıldı sen hocam. Sen de dahil miydin? Ben de dahildim ve yıkılıyordu ortalık. Abi bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu hikaye zaten Pele'nin vefat etmesi güzel bir yani hoş bir hikaye bir anlatılabilir. Evet. Pele'nin nasıl bir futbolcu olduğu da anlatılabilir. Anlatılmaz. Buna niye bir yalan ilave edip ben de oradayım diyorsun? Evet, hocam niye yalan söyleyeyim ben oradaydım. Pele kaç gol attı? Senesinde. Peki. Pele 1000 gol sayısını geçti. Bakma. Hayır. Bakma. Galada şey Galada diyorum. Evet. Neydi abi? Jübile'de. Jübile'de Pele kaç gol attı? Bakma sakala. Sakal o tarafa bak. 19 gol attı. Abi hayır, kaç gol attı? Dediğin lafa bak. Bu ne bu? Abi bir dakika. Ha. Sen koskoca jübile evet. Pele'nin Pele'nin evet. Jübilesine gidiyorsun. Evet. 77 senesinde. Evet. Ve bu adamın attığı gol sayısını bilmiyorsun. Ne yapıyordu? O arada tuvalete mi gitmiştin? Peki sevgili Can Yılmaz ben size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz de bundan 6 sene önce Barcelona Osasuna maçına gittiniz. Beraberdik. Evet. Barcelona Osasuna'yı 7-0 yendiğinde Messi kaç gol, kaç asistle oynadı? Biliyor üç musun? 3 gol attı. Kaç asist? 3 gol. Asistini ne bileyim bak. Abi. Ama en azından 3 gol attı diyebiliyorum. Ben Pele'nin jübilesine gitmiş olsam şunu derim. 19. dakikada bir tane attı. Atamadı. 39. dakikada bir tane attı. 54. dakikada da halka veda etti, gitti derim. 10. dakikada omuzları alıp alkışlarla çıktı. Gol mol yok. Kaçıncı dakikada çıkmış lan Pele? 15. Aman ne büyük laf. Kaç gol atmış? Ne golü ya? Ne golü ya? Niye omuzlarda alıp hadi canım dediler. Atması lazımdı. Burada bir hata var. Koskoca Pele'sin. Tabii işte jübilende... bak. Mantığı, hayır bir dakika abi. Adamın jübilesi ya herife bırakalım gol atsın. Abi koskoca Pele'sin. Jübile maçında... Bırakırsın şöyle çocuklar Pele abimiz bir tane vursun dersin ya. Yani yaptığı... kalecide kaplan mı kesildi anasını? İşte bak o senin dünya tarihinin olmaz. En çok gol atan ve milli takımlar düzeyinde de doğru. En çok gol atan futbolcusu kendi jübilesinde gol attırmıyorsun. Yugoslavya Federasyonu'nu buradan kınıyorum. Şu anda geç kaldı. Yugoslavya bölündü tabii ama tabii, o zamanki federasyonu kınıyorum. Ya arkadaş Pele geliyor topu almış. Tak evet. Tak 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 geliyor. Evet. Falan yaparsın. Şöyle bir kaş göz oynatırsın. Evet. Golü attırmasına müsaade edersin. Adam golle veda eder. Evet. İşte biz ona sahtekarlık diyoruz hocam. Ne sahtekarlık? Koskoca şeye... Pele'den gol yiyorsun. Ne oldu? Gurur duyarım. Hayır abiciğim. Koskoca ben... Pele'de olsan sana itimat yok. Çıkacaksın jübile maçında. Ben Yugoslavya kalecisi Yalanoviç olsam Pele'den gol yediğim için
Sevinirim ya. Sevinirsin. Kariyerime bir çentik atarım. Ama çocuk da yemedi. He? Kalecinin adını. Yalanoviç. Yalanoviç ne oldu bak, kariyerinde herifin Pele'den gol yemeden maç yaptım ben. Abi onu dua etsin, 15. ya. Dakikada hoca çıkarmış onu. 5 dakika daha oynasaydı 3-0 olur. Kaç kaç bitti maç? Hadi sen de iyi jest yapıyorum. Maç kaç kaç bitti? Düşün abi, düşün. Sakala ne göz kırpıyorsun abi? Ben yoruldum hayat. Ben Cemil Turan'ın jübilesindeydim. Kaç gol attığını biliyorum mesela. Kaç? 5-0 bitti. 5'inde mu attı? Hayır. 3. dakikada çıktı Cemil. Niye? Öyledir. Jübilede erken çıkarsan. Hayır. Halkı selamlarsın. Jübilede ya 10 ya 15. dakikada çıkarsın. Evet. Niye 3. dakikada çıktı? Sakatlandı Cemil. Bak abicim bak. Abi tamam, bu yalanını. Yeni yıl dolayısıyla bu yalanını kabul ediyorum. Seni yalanını Pele'yi kabul ediyorum. Pele'yi gördün mü abi sen canlı? Tabii gördüm abicim. Niye gördün? Fotoğraf çektirdim. Ya yılan onu... diyorum yılan. Böyle bronz bir heykel gibiydi Pele. Boyu kaçtı abi Pelin'in? 1.74'tü boyu. Bak ulan. Eğer 1.74'se şu anda masadan kalkacağım gideceğim. 1.74'tü abi. Nereden anladın abi sen? Ta Maracana stadında 180... Abi o statta var ya, evet. Nokta kadar görünüyor adam. Hocam, nasıl tespit ettin? Hocam ben Pele'yi kaç? Maçtan... Kaç? 73. Hah. Hocam ben Pele'yi maçtan önce... Bir santimle kaçırdın abi. Tüh be. Hocam bak sen Pele'yi... Bir santimle mi abi? Çok önemli. Hocam bak ben Pele'yi maçtan önce... Maçtan önce... kalmış oldukları, kamp nece yaptıkları yerde. Abi bir dakika, Brezilya gittim, Pele ile nece konuşuyorsun? İspanyolca mı? Portekizce. İtalyanca mı? Portekizce. Türkçe mi? Portekizce. İngilizce mi? Hallo Pele, how are you? Portekizce hocam, Portekizce. Biliyor musun Portekizce? Ana dilim gibi. Şakırım, bülbül gibi. Yalanı bırak abi ya. Tabii. Ya rahmetli Pele'yi şimdi böyle saçma bir şeye alet etme. Hocam, sen Pele'yi şimdi... görmedin bile. Hocam ben Pele'yi Pele'nin gördüm. Herhangi bir maçını bile görmedin. Hocam ben Pele'nin jübile maçında oradaydım 1977 senesinde. Tekrara gidiyoruz. Kimle? Kim vardı bakmayın. Yanında? Kim vardı abi yanında? Bana bir şahit... Halit abi yanımızdaydı diyorum kardeşim. Rahmetli oldu. Tamam. Tamam, şahitler rahmetli olmuş. Babam var, ben varım. Açık Halit abi soramam ki Rıza Ferhan. Ne var yani, daha ne istiyorsun ya? İlle böğret değil. Ben şuna gıcık oluyorum sakal. Senin orada ne işin var? Senin ya? Orada ne işin var demiyorum abi. Sen büyük bir iddiada bulundun. Pele'nin jübilesi dediğin, evet. Dünyayı yıkan bir şey yani. Evet. Ya ben öyle. Oradayım dediğin andan itibaren bana belge, kayıt, kuyudat bir şey, şahit göster. Arkadaşım. Şahit dediğin Halit abi öldü rahmetli oldu. Arkadaşım. Pele öldü rahmetli oldu. Evet. İstediği gibi salla o zaman. Arkadaşım. Ben de Tito'yu örnek gösteriyorum. Tito, ben de oradaydım. Tito'nun yanında oturuyordum. Arkadaşım 1977 senesindeyiz. Sene ben, 1977. Tamam. Cep telefonu yok, bir bok yok, kamera yok. Ben hiçbir şey yok. Ki, nasıl ispatlayayım ya? Tamam, ben de diyorum ki ben de oradaydım. Evet. Tito'nun yanında oturuyordum. Ne zaman? 77'de. Vallahi mi? Evet. Tito'nun yanındaydım. Evet. Tito'nun... Niye abi sen Pele ile Portekizce konuşuyorsun? Oluyor evet. Da ben Tito ile konuşamıyor muyum? Konuşamazsın abi. Niye? Çünkü bilmiyorsun ki adamın dilini. Tito ne zaman öldü abi? Buyurun, Tito'yu bana soruyor. Madem yakın arkadaşın sen söyle bakalım. Ne bileyim abi, öldüğünü bana haber vermediler ki. Ha, sonra Tito da ne zaman ölmüş? Bilmiyorum hocam. Mareşal Tito büyük adamdı abi. 80'lerde ya da 90'larda ölmüş olması lazım. Çok büyük karizmaydı Tito. 90'lar olabilir. Evet. Zaten Tito'dan sonra da Yugoslavya parça pinçik oldu biliyorsun. Tamamen dağıldı. 80. 80'de evet. Gitti Tito. Evet. Tanır mısın abi? Çok iyi tanırım. Abi. Neyini tanısın? Tito'yu şimdi benden duydun ya. Hocam Mareşal abi, Tito... Abi konuyu değiştirelim. Bak Mareşal Tito çok önemli bir figürdü. Yugoslavya'yı o zamanki Yugoslavya coğrafyası içerisinde tutan büyük karizmatik bir liderdi. Onu şimdi ben söyledim abi. Çünkü Mareşal Tito da kendisine örnek olarak Mustafa Kemal Paşa'yı almıştı. Evet. Aynı onun gibi Batı'nın daha da ilerisinde bir devlet kurmak üzere yola çıkmıştı Tito. Ömrü vefa etmedi ama kıymetli bir devlet adamı. Dağıldı sonra Yugoslavya'da. Tom Cruise'un videolu mesela. Abi dur Allah aşkına bak, bugün çok güzel gidiyoruz. Asla Tom Cruise ve Elon Musk demedik. Sakal. Bir de niye? Hayır deme. Niye abi? Deme. Abi insanlar yıldı ya. Yeter. Yapma Tom ya. Der demez kapatıyorlar ne, ya. Neden? Neymiş? Paraşütle atlarken. Ne var yani? Ne atlayamaz mı? Yo, iyi noeller diye mesaj veriyor. Ah canım benim. Ah canım benim. Ne kadar kıymetli tamam, paraşütle atlıyormuş. Abi siz yediniz onu. Arkadaşlar yiyenler... Paraşütle de mi atlayamaz abi? Atlayamaz. Bak o konuya girmeyecektim, sakal açıyoruz. Atlayamaz. Paraşütle de mi atlayamaz? Atlayamaz abi. Niye atlayamaz? Arif ve 216 filminde... Abi sen Türkiye'ye yamaç paraşütünü getiriyorsun, oluyor da Tom Cruise şeyden atlayamıyor. Arkadaşım ben Arif ve 216'da Fransa'da 12.500 metreden aşağıya kadar paraşütsüz atladım. Filmde rol icabı. Senin haberin var mı? Var.
Ha? Var. Sen gitmemiştin. Ha. Çocuklar ben atlamaktan korkarım. Başkasını yollamıştım. Ozan gitmişti. İşte. Sen yoksun. Ha. Bu hikayede sen yoksun. Adın şöyle geçti. Evet. Zafer abi sen de gider misin? Hayatım ben korkarım. Bitti. Ha. Tom Cruise da burada kendisi yok baba. Dublörler yapıyor işleri. Sen sakin ol. Tamam abicim. Kapat şu konuyu. Tom Cruise konusunu kapat. Evet. Başka konu var mı? İngiltere'de bir tane doktor abi. Konuyu değiştirmek için bambaşka böyle sert bir yere gidiyorum ki. Sert bir yere gidiyorum ki konu değilsin. Çünkü yalana doyduk. Kulaklarından akıyor. Ben de doydum yalana. İyi Noeller yazacağına. Evet. Şu kanser hastası olduğunuz tespit edildi. Geçmiş olsun. Tetkikler için ofisime bekliyorum diye mesaj atmış 40 kişiye. Nasıl oluyor bu? Yani iyi yanlış. Noeller'le bu mesaj arasında... Gelin beni dövün demiş bence. Mahkemeye vermiş iki kişi. Haklılar. Benim bütün şeyimi, sinir evet. sistemimi bozdu evet. diye. Dalga mı geçiyorsun? Demiş. Pardonu yok bu işin. Sen dalga mı geçiyorsun lan bende? Devam edin arkadaşlar. Mahkemede perişan edin onu. Tamam abi. İki kişi vermiş. Canını mı alacaksın? Adam diyor. 40 kişiye ama yapmış bunu. Tamam. Toplum işte. Toplum mesaj atmayın. Bakın arkadaşlar böyle bayramda, seyranda, kandilde toplum mesajlar atıyorsunuz. Bu çok tehlikeli. Bu da bu kıssadan hissi aslında buna bir şey olsun. Ne olsun? Önayak yani? Olsun. Evet. O ne abi? Hocam Tabii Lut'ta başka ne var? O ne abi? Özel bir çikolata gelmiş. Bana açıp size de ikram edeceğim. Bana derken? Yani şahsıma. Demin sana ben hediye ettim abi ona. Bu senin hediyen miydi ya? Evet. He. Yılbaşında ne yapıyorsun abi? Evdeyiz şimdi abi. Bu program seyredildiğinde büyük ihtimalle artık 31 Aralık yani yılbaşı gecesine doğru bir aksiyon başladı. Başladı. Evet. Başladı büyük arkadaşlar. Büyük ihtimalle bizi izleyen insanlar evlerinde olacaklar. Evet. Yaklaşık 10'ar bin liraları cebinde kalacak. Evet arkadaşlar daha sakın yılbaşında bir yere çıkmayın. Evinizde abi. Oturun. Niye? Kıpırdamayın abi. Çünkü yılbaşında taksi bulamayacaksınız. Taksi bulsanız bile o taksinin içine o kadar çok insan inecek binecek ki yılbaşı gecesi Covid olmuş Necati. Yılbaşı gecesi domuz gribi. Bu mu yani abi? Bunlar yaşanacak. Bu mu abi? Tabii. Koca yılbaşı gecesini bir taksiye mi indirdin? Herkes evinde otursun sevgili arkadaşlar. Çünkü piyasada inanılır Roma mızrağıyla atlıyorlar. Onu baştan söyleyeyim. Kaçak içki var. Yani kaçak içkisi var bunun bilmem nesi var. Fırsatçısı var. Gittiğin yerde hem dünya para vereceksin hem eğlenemeyeceksin. Dayak yemiş gibi evine geleceksin. Bunlar hep her yılbaşı yaşıyoruz. Çünkü yemekli bir yere gidiyorsun öyle değil mi sakal? Evet. Adamlar seni parçalamak için hazır. Bu arada yan masalarda herkes çoluğuyla çocuğuyla yeni yıla girelim diye çocuklarla tamam. gelmişler. Biz gelmesin sende... mi abi? Abi işte öyle yerde dayak yemiş gibi oluyorsun. Hadi! Baba! Ama abi 12'ye doğru çocuğu masaya yatırırlar. Tamam. Onu da gördüğün zaman... Abi sen şimdi şöyle masaya çıkıp şöyle oynasan olmaz mı yani? Mesela yani pervasızca ulan o yeni yıla giriyoruz. Ne oluyorsa olsun. Öyle bir neşeye girmez misin? Hayatta. Allah Allah. Hiçbir... Ne belki seni eğlen? Yılbaşı 30, yarın 12'ye o evet. saat 11.30 oldu. Bir heyecan, evet. ter, avuçların içi terlemez mi? En küçük bir heyecan, en küçük bir ruhumda böyle ay yeni yıla giriyoruz falan asla böyle bir şey olmaz. Ne yaparsın abi dizi mi seyredersin? Tam tersine içime tatlı bir hüzün çöker. Niye? Bir yaş ömürden daha. Ömürden bir yıl daha gitti. Biz neyi kutluyoruz anasını satayım derim. Abi bu numarayla yılbaşı kutlamıyorsun yani. Yılbaşını ben bir gün sonra kutlamayı severim. Ha 1 Ocak'ta. Evet 1 Ocak gecesi. Yani insanlara yapmayın kesinlikle yapmayın dediğin şeyi sen 1 Ocak'ta mı yapıyorsun? Ertesi gün evet. Gidiyorsun gene yani. Ertesi gün bir mekana gidersin ki kimseler yok. Evet. Garsonlar dün 30 gecenin yorgunluğundan. Gecesinden kalmış mezeleri yersin. Dün gecenin daha yorgunluğundan çıkmış insanlar. Oturursun böyle bir iki satır muhabbet bir edersin sevdiğinle. 1 Ocak'ta kapalı abi her yer. İkisinde gidersin abi. E o yılbaşı olmuyor ki. Tamam. Yani sen sistemi bozuyorsun. 31 Aralık gecesi 10, 9, 8, ha, 7 diye... Çünkü sen istiyorsun ki 10, 9, 8... Hayır ben istemiyorum canım. Hayır sen öyle istiyorsun. 3, 2, 1 hey! Faturalar böyle çalışsın onu istiyorsun sen. Abi bu şampanyalar patlasın değil mi? Canım abi bu dünyaya bir defa geliyorsun zaten. Evet, bir neyi yıl, kutluyorsun bir abi? Bir yılbaşı gecesi de böyle bir free ol ya. Hocam, sal ya. Hocam salalım da neyi kutluyoruz neyi? Yeni yıl abi. Ne var ne yeni oluyor bir, abi yeni bir başlangıç. Tertemiz bir sayfa açıyorsun. Karalanmış sayfayı temize çekiyorsun. Bembeyaz, süt beyaz bir sayfa açıyorsun. Hocam biz senin aklına uyduk 2022'yi. Geliyoruz, geliyoruz. Ey dünya şahane bir yıl bekliyor bizi dedi. Covid'ler, Movid'ler. Millet perişan oldu. O 2020'deydi abi. Ne bileyim herkes perişan oldu hocam. Onun için dedim tamam, ki yani. Tamam demeyelim mi yani? Şimdi hiç diyelim şey diyelim. Bak şimdi 2023'e geliyoruz ya. Evet. 23 benim uğurlu rakamımdır. Öyle mi? Tabii. Ben 7... Ruletten mi? Bak 7 ve 23'ü çok severim. Hmm. 10... Ayrı bir sempatimdir benim için.
7 ve 23 o zaman abi. Hayır. 7, 23, 10, 49, 51. O kadar. 7, 23. Belen'in numarası kaçtı? Hocam bak 7. Ya işte 23, 7 değil de abi. 10. İşte 7. 7. Hayır. Ben kendi rakamlarımı söylüyorum. Tamam. 7, 10 ve 23. 7'yi uğurlu bir rakam olarak severim bir hocam. Bir hafta 7 gündür. Tabii. 10, 10 numara. Dünyadaki bütün 10 numaralar özel yeteneklere sahip insanlardır. Evet. Genelde de solak olurlar. Hiç tahmin yani etmediğin anda. Öyle bir bilgi yok ama evet. Genelde hep solak olur hocam. Yani sol ayakları öldürücüdür genelde 10 numaraları. Peki ona da kabul. Diğer 36'ya 23 Michael Jordan'ın numarasıdır. Senlik bir şey yok yani. Abi bu hikayede bak abicim, canım abi. Evet. Bir hikaye anlatırken 7 benim uğurlu sayımdır, 10 benim uğurlu evet. sayımdır, 23 uğurlu sayımdır evet. diyorsun. Evet. Hikayenin içinde seni ilgilendiren hiçbir şey yok. Mesela 7, biz 7 kardeştik. Evet. 10, evimizin kapı numarası 10'du. 23, babam beni 23 kere dövdü. Yani bir hikaye olması lazım. Bunlar yok ki. 7, 7 numara neydi? Uğurlu sayım. Uğurlu sayım. 10 Maradona'nın numarasıydı. 23 Michael Jordan. Bunlardan bize ne ki? Nasıl? Seni ilgilendiren, senin hayatına yön veren bir şey yok. Bana şans 23 mi? Kasım'da bir şey oldu evet. ve o gün benim hayatım tamamen değişti ve ben konservatuvara girdim. 7 Şubat 1983'te öyle bir şey oldu ki İstanbul'a tayin oldum. 10 bilmem ne de okul numaram 10'du ve okul birincisiydim gibi bir şeylerle bunu süslemen lazım. Evet. Hiç hikayelerinde yani seni ilgilendiren bir şey yok burada. Sevgili sakal. Sakala soruyor. Ben burada Türkçe konuşuyorum ama arkadaşım her zaman olduğu gibi bir cümleyi sonuna kadar sabırla dinlemeyi bilmediği için bu hikayede ne var ki ya? Hemen kalkıp işe... Buyur abi 7, 10, 23'ü sen kendine bağla. Hepsini bak. Geçtim kendime bağlamaktan. Evet. 2023 senesine giriyoruz sevgili Can Hoca. Evet. 2023 yine senesi... seni ilgilendirmiyor. 2023. Seni ilgilendirmeyebilir. Beni ilgilendiriyor. Tamam. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Evet. Seni ilgilendirmiyor olabilir. Nereye bak? Hayır, bak beni ilgilendirmiyor dedim. Ne oldu? Abi 2023 dedin. He. Beni ilgilendirmiyor dedim. Cumhuriyete bağlı. Cumhuriyet nasıl beni ilgilendirmez? Öyle burada dedim. Beni ilgilendirmiyor dedi. Beni ilgilendirmiyor dedin. Demedi mi sakal? Zafer Algöz. Sakal bunu hemen. Zafer Algöz. Geriye alın. Vara gidelim. Lafazanlıkla beni alt edemezsin. Sırtıma bak abi. Sırtıma bak. Asla yere gelmez. Hocam bambaşka bir şey söyleyip evet abi Cumhuriyet'in 100. yılı. Bak her zamanki gibi hatalı sollama yaptın. Daimi çizgide çıktın. Yapıp içeri şimdi arabayı toparlamaya alakası çalışıyorsun. Yok. 2023 evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Evet, yılı. Ben buna mı beni ilgilendirmiyor dedim? Konuşturmuyor ki. Ha, evet abi. Evet. Bir sonraki programda. Buyurun abi konuşun tamam. Konuşturmuyor çünkü. Şu andan itibaren konuşmuyorum. Tabii. Hocam 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Türkiye 100 yıllık tarihe sahip bir cumhuriyet ülkesi. Ve bu 100 yıllık zaman dilimi içerisinde dünyanın geldiği noktaya bakarsak bazı konularda çok hızlı gitmişiz. Bazı konularda hala yavaş patenajlar yapıyoruz. Bu sabah bana beni eziyordu adam. Evet. Yaya geçidinde durmadığı için. Durmadığı için. Çünkü neden? Çünkü adama yeşil yanıyordu. Sen kendini Hollanda'da zannedip kendini caddeye attın. Adam da durmadan eziyor. Yeşil yanıp yanmamasıyla hiçbir alakası yok. Yeni çıkan kanuna göre ben yaya geçidine adımı attığım andan itibaren durması gerekiyor. Ama durmadı. Durmadı. Çünkü arkadan kamyon geliyordu. Durursam dedi ulan bu kamyon bana geçiyor. En iyisi ben Can Hoca'ya bir şavullayayım ortadan dedi. Adam düşündü arka tampon mu Can Hoca mı? Can Hoca'ya vurayım daha iyi. Pardon konuşmayacaktım. Evet. Geldik programımızın sonuna. Hayır abi ne sonu? Geldik programımızın sonuna. Daha çünkü... abi kaç dakika oldu? Yarım saat bile olmadı. Yılbaşı bilemem gecesi hocam. Programı böyle mi olur abi? 38'lerdeyiz. Şimdi hocam evet, o zaman abi. Sizden bir Kürdi ricaskar bir şarkı bekleyelim. Madem yılbaşı gecesi böyle yılbaşı olmaz. Yılbaşı gecesi. Evet. Şunu sorayım abi. Daha evvel de sormuşumdur büyük ihtimalle ama. Yılbaşı gecesi mesela senin top noktan nedir? Yani ne yaparsın mesela şarkı mı söylersin? Hayır. Peki soruyu şöyle düzeltelim. Buyurun. 30 Aralık gecesi ile 31 Aralık gecesinin arasındaki fark nedir senin için? Hiçbir fark yoktur benim için. İkisi de sıradan bir gündür.
Abi yılbaşında 3-5 bir şey almamak için, eve 1 kilo mandalina almamak için bu kadar tezgah yapılır mı ya? Ne gerek var? Çocuklar benim için hiçbir farkı yoktur. Bana bir şey aldırmayın. Bütün bundan 1 kilo mandalina için. Abi tavuk kızartırsın, hindi alırsın. Tavuk mu? Bir şarap alırsın. Ne bileyim bir şey yani. Niye hiç tavuk? Hiçbir şey yapmaz mısın? Tavuk niye kızartılıyor anlamadım. Hindi pahalı gelir. Ha hindi tavuk. Pahalı gelir. Şimdi tavuğu doldurmak var, hindiyi doldurmak var. Evet abi. Hocam benim için gerçekten hiçbir anlamı ya, yok bir bardak, yani yılbaşı gecesi. Kolay iç bari bir şey yap be Allah'ım. Ertesi gün yapayım, o gece yapmak zorunda mıyım abi? Evet abi, o gece yapmak zorunda. Hayır, ben o gece yapmak zorunda değilim. Dünya o gece abi yapıyor. İşte bütün dünyanın o gece yapması beni de o gece yapacak anlamına getirmez hocam. Ben de kendime göre farklı bir insanım. Ben ertesi gün mutluyorum. Ne kadar saçma bir şey evet ya. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Evet. Oynanıyor. Evet. Sen diyorsun ki ben yarın seyredeceğim. O ayrı baba. O ayrı bak, şimdi bir maç diyorsun. Öbürü de yeni yılı kutluyoruz. Bir gün sonra kutlayalım. Hediyem çıkıyor. Bir gün sonra kutlayalım arkadaşlar. Abi olur mu? Niye? Ya işte örneğini verdim. Maç bugün, yarın seyredemezsin. Yarın ancak özetini seyredersin. Hocam benim tarzım bu. İşine gelirse yani kardeşim. Ben kucağıma alıp 2 kilo mandalinayla bir de Antep fıstığı çıtlayarak çıt 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 televizyona bakıp yeni yıla girdik. Hey bunları yapabilir miyim ben? Ya bir tombala oynamaz mısın? Ne tombalası abi? Ben klasik müziğimi dinlerim. Konyak koyarım. Mumlarımı yakarım. Ateşimi yakarım. Tamam işte bu da, işte yani bu da kutlama. Bu kutlama değil. Kutsama. Seninki kutlama. Lay 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 lay. Ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Tabii abi. Sen istiyorsun ki gidelim. Bir isim buldum. Nedir? Tombala. Nasıl? Güzel isim. Abi çok eski bir isimdir bu. Bizim şeyde Cem Hoca ile bulduğumuz tombala isim. Bunu kullanalım sakal, unutturma. Kullanalım. Abi canım abi, bir ritüel vardı, bir gelenek, görenek, evet, bir şey vardı. Bizde şöyle bir şey vardı, ağaç süslemek, hediye almak, evet, İslami usullere göre lüzumsuz ve gereksiz derler. Öyle bir şey vardır yani. Hı. Kutlanmaz bizde. Halbuki bu gelenekler, ağaç süslemek, şu bu ta Mısır'la vardır, Sümer'de vardır, evet, eski Türk toplumlarında vardır ağaç süslemek, hala da çapıt bağlamak vardır. Vardır. Hani bir dilek, adaklarda bulunulur. Adak yani bu ağaç süsleme vardır zaten vardır. Vardır. Yani ben demiyorum ki git ağaç süsle ama bir fruk ağaç be Allah'ın adamı. Bir şey yani, yeni bir şey, bir çay demle. Hocam. Hiç mi bir şey? Abi bak, balalı bırak. Ben biliyorum yarın sen şarap açacaksın. Yok hocam, evimde. Peynir tabağı yapacaksın. Evimde. Onların yapacağını biliyorum. Evimde. Gel şurada itiraf et. Ne? Bu kadar duyarsız olamazsın. Yani orada havai fişikler atılırken TRT2'deki belgeseli mi seyrediyorsun? Tabii. Ya yok abi. Ya ne yapacağım abi? Hayatımda görmediğim bir şey ya mi? Ya masaya çık göbek at demiyorum ki abi. Evet. Bir böyle heyecan olmaz mı? Ya en küçük bir heyecan. Koca bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. Evet. Bir... evet. En küçük bir heyecanım yok. Yok. Çünkü olmaz. Geçen yıllarla bu yılın arasında bir fark yok. Ne olmasını istiyorsun abi? Bir güzellikler olsun, bir hoşluklar olsun, bir gülelim, eğlenelim, bir şeyler mesela olsun yani. Ne olursa kutlarsın. Abi sen ne bileyim yani, ülkede böyle bir maden bulunsa, bir şey bulunsa. Bulundu bir anda böyle... abi, doğalgaz bulundu. Ha tamam işte. Tamam. Bir anda böyle bir hani ülkemizde kalkındıracak yani ne bileyim altın madeni bulunsa. Yani sen sosyal medyaya bakıyorsun. Evet. Altın bulundu. O zaman kutlayalım mı diyorsun? Hocam hemen altın bulundu. Nereye kutluyorsun? Altın bulmak, çıkarmak, işlemek bunlar o zaman alan şeyler. Abicim ya 2 evet kilo meyve alacağım diye bu kadar yokuşa söylenir mi? Hocam niye 2 yani kilo meyvesi? Yani sen yılbaşını kutlayacaksın diye altın mı bulalım ya şimdi? Ya sakal, yılbaşını kutlatacak bize masraf kıyamet. Ertesi gün 2 Ocak'ta şu haber. Yeni yıl zamlarıyla geldi. Ya bu her zaman oluyor. Senin kutlamana engel mi? Tamam niye kutluyorum? Ben doğum günü kutluyor musun? Arkadaşım doğum günü kutlamayı da sevmiyorum ben. Abi neyi kapat o zaman, neyi konuşuyorsun? Abi, oğlum yılbaşı ve doğum günü kutlamayan Zafer abi diyorsun, benim karşıma niye getiriyorsun? Evet, şart mı? Evet şart. Niye? Yeni bir yıl abi, yeni bir heyecan. Yüreğin pır pır ötmüyor mu? Yo. Ben profesyonelim oğlum, niye yüreğin pır pır etsin benim? Bir dakika. Ha. Şimdi? Ay kalbim yerinden çıkacak. Şu anda kalbim yerinden abi, çıkacak. Abi yapma gözünü seveyim, yalan söylüyorsun. Taş olsa, taş bile yerinden oynar ya. Nasıl yerinden oynuyor? Ya yeni yıla giriyoruz. Yeni bir heyecan. Abi ne var? Ne oluyor ki giriyorsun da? Tamam abi. Ne oluyor? Koçan bana onu söyle. Sakal bana onu söyle. Yeni yıla girdiğinde abi, ne oluyor? Yani? Abi ne olmasını istiyorsun? Yeni bir yıla giriyorsun işte. Hocam bazı adamları görüyorum ben mesela yıllardır böyle hani tecrübelerimle. Evet. Adam yeni yıla girdiğini farkında değil. Maymun olmuş. Sen abi maymun işte farkında değilsin. Yeni bir yıla giriyorsun. TRT2'de belgesel seyrederim diyorsun. Tabii.
Çünkü yeni yıla girerken kusan adamlar gördüm ben. Ne abi, o yeni yıla kötü... girdi. Ne işi var lan o? Ya Zafer abi, kötü bir örnek veriyorsun diye. Yeni yılda zengin olan Milli Piyango zenginliği de var. Öyle de bir örnek verebilirsin. Hocam biz o Milli zengini... Milli Piyango aldın mı abi? Hayır. Biz o zengini 2-3 gün abi, sonra... Abi yılbaşına dair hiçbir şey yok mu böyle bir... Yani ben olayı köpükmeye çalışıyorum. Ona hayır, buna hayır diyorsun. Hediye hocam... yok. Abi hediye yok. Evet. Kutlama yok. Evet. Yılbaşı tombala mombala zaten yok. Evet. Yılbaşı Milli Piyango falan da almadın. Asla. Çünkü neden? Dedi. Çünkü ben emekçiden yanayım, sen kompradordan yanasın. Kompradorla sen ne alakası? Sen hala hediye alınsın, sektörde bir canlılık olsun, millet masraf ya. Kıyamet parçalansın onun derdindesin. Abi. Almayın arkadaşlar. Hediye medya almayın. Kimseye almayın. Ya abi evet. Ekonomiye bir can suyu. Hayır abi. Ekonomiye can suyu diye diye bu serbest sen ekonomi... Sen hediye kabul ile... eder misin? Ederim tabii. Gördün mü? Yani, ne oldu? Ha. Ben şimdi sana bunu getirsem, evet. Hediyeyi versem... Oo cancım teşekkür ederim. Cancım teşekkür ederim derim. Şimdi bakarım hediyeyi. Ne oldu hani ekonomi almayın çocuklar diyordun. Şimdi almışsın bir kere. Almışsın. Keşke bu programı izleseydim almazdım. Ha almışsın bir kere. Keşke Can Hocam masraf etmeseydin derim ben. Parasını verseydin. Ha, sen de bana derdin ki abi estağfurullah ne masrafı sana layık değil ama falan derdin. Mesela açardım açtım tamam ikram ettik. Ama şurada etiketine bakarım ulan 128 lira mı? Vay be 6 çikolata. Hoca pahalıymış yani bunu sana kakalamışlar derim. Abi böyle hayat sürer mi ya? Bunu demezsek olmaz. Abi böyle hayat süren mi? Her şey. O zaman senin kitabında 80 lira. Almayın arkadaşlar. Asla Zafer Algöz'ün kitabını almayın. Hocam benim eserlerim yok zaten. Yok işte. Yok satıyor piyasada. Piyasada yok satıyor şu anda. Kitap alsınlar mı hediye? Alsınlar. Bak abi, bari hani ucundan bir şey yakalım. Senin kitaplarını hediye alabilirler mi? Müsaade var mı? Arkadaşlar sadece benim değil. Birine elbette kitap hediye edin. Yeni yılda sağlık ve mutluluk getirsin diye temennide bulunun. Hani ama şeydi. Ama yeni yıla giriyoruz diye ya öyle bir şey yapma. Bunlara gerek yok. Öyle bir şey yapma. Gerek bari yok. Kanalı değiştir. Biz ona da razı. Arkadaşlar abartmayın. Maç mı seyredeceksin o yüzden? Maç seyredelim. Canlı bir maç olsa keşke. 2022-23'e bağlayan ne bileyim Güney Amerika'da abi bir sen final. Sen hayatının her döneminden böyleydin yoksa son zamanlarda mı böyle? Hayatımın her döneminde hiçbir böyleydim. Hiçbir zaman yılbaşı kutlamadın ha? Kutladım kutladım. 30 yaşından sonra falan bu işlerin boş işler olduğunu gördüm hocam. Boş işler mi pahalı mı? Boş işin tillahı diyorum sana. Ertesi günle ilgili müthiş pişmanlıklar, baş ağrısı, mide bulantısı. Abi kaçak içki yemek içme. Içmen... Hayır o zamanlar kaçak içki de yok abi adam gibi içki de var. Onun baş ağrısı, mide bulantısı bir hafta kendine gelemezsin. Ne o? Yılbaşında kutlama yap. Yılbaşı için senin ayırdığın bütçe ne abi? Bütçe değil hocam zaman. Yeni zaman. Yıl için ayırdığın bütçe ne? Hocam benim için zaman en pahalı yatırım. Bütçeden kastım ne? Para mı? Evet. Ha, iyi. 10 bin dolar. Bu değil ki. Zaman. Abi yılbaşı bak, gecesi için bir bütçe yaparsın. Ben sevgili şu kadar bir paya ayırdım. Yılbaşı gecesi böyle bir yemek memek şu bu yapacağım. Evet. 10 bin lira ayırdım. Senin evet. Bütçen ne diyorum? Sevgili Can Yılmaz sen yılbaşı gecesi için yemek memek yapacağım. Adam başı 10 bin lira bütçe ayırdım diye kendine göre bir yılbaşı kutlaması yaparsın. Ben de derim ki yılbaşı gecesi Avusturya'da Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıla veda konseri var. En önden bilet aldım. 10 bin euroya 2 kişilik oraya gidiyorum. Bak bu da bir kutlama. Arada klas var. Abi şu anda dondum kaldım. Ya tüylerin diken diken oldu. Tüylerim diken diken olmadı. Abi. Nasıl olmayacak bir yalanı bu kadar niye? Rahat söyle. Abi sen neden? 10 bin euro Avusturya Filarmoni'ye verir misin ya? Veririm tabii. Herbert von Karajan'ı dinlemek geçen için 5 bin mark vermiş adamım ben. Abi, ne konuşuyorsun bak, sakal ya? Geçen hafta da, evet. Geçen hafta da evet. Sen Katar'daki maça 5 bin dolar veriyorum. Biletimi hazırlayın dedin. Bileti getirmediler. Dolandırıldık. Ama burada giderim. Hiç affetmem. Smokin'imi giyerim gittin hocam. Gittin mi hiç? Tabii. Ne zaman gittin? Viyana'da Filarmoni Orkestrası'nın yılbaşı konserine gittim. 1992 senesinde. Davetiyede ne yazıyordu biliyor musun? Ne yazıyordu? Smokin'siz gelmiyor. İnanmıyor. Yani bir, ya. Bir tek inandığım şey o smokin'siz gelmeyin kısmı. Asla tabii. Var mı fotoğrafın? Devlet Tiyatroları arşivinde var. Hayır şey var mı? Mesela şey verirler. Oyunun şey konserin programı var. Evet. İmzalı hem de. Kim imzalı? Herbert von Karajan. Sakal buraya Herbert von Karajan'ın bir resmini koyar mısın? Koy. Dünyanın en büyük orkestra şeflerinden koy, biri. Koy. Karajan'ı görsünler. Lütfen koy. İmparatoru lütfen görsünler. Koy. Altına da benim gülerken bir fotoğrafı koy. 92 senesinde Karajan mı? Evet. Karajan 90'da öldü be. Hayır hocam.
Bak ulan Herbert von Karajan ne zaman ölmüş? Bak bakayım. Hocam siz maalesef abi tarihleri bak, karıştırıyorsunuz. Sen amatörü ancak kandırabilirsin. Karşında tamam. Can Yılmaz var. Tamam. Sakalı kandırabilirsin. Tamam, bak ulan ne zaman ölmüş tamam, Karajan. Sakin ol. Sakin ol. Karajan'ın konserine gittim diye bak, niye kıskanıyorsun? Bak kıskanmışım. Hemen niye kıskandın abi? Hayır gidemez. Bak ulan. Nasıl gidemez? 89. 89'da ölmüş adamın. Yalan, nasıl sen 92'de konserine gidiyorsun? Yalan söylüyor sana. Kapat programı kapat. Sevgili dostlar. 99 yalan büyük günahdır. Ne mi sakal? Bakın arkadaşlar, yalanın en büyük özelliği bir gün ortaya çıkması. Evet. Abi, nasıl yakaladım? Neyi yakaladın? Çünkü karşında Can Yılmaz var. Karşında sakal olsaydı, sakal bir Karajan'ın kim olduğunu bırak, Viyana Filarmoni'nin ne olduğunu bilmediğinden evet. Vay öyle mi abi, helal olsun falan ama derdi. Sen? Pele'ye bile inanırdı. Ama sen? İki tane olay anlattın, ikisi de yalan. Hangisi? Pele de yalan, Pele bu da yalan. Pele'nin jübilesini anlattım. Halit abi oradaydı 1977 senesiydi. Abi şahitlerin öldüğü bir anıyı bana anladı. Abi ne yapabilirim hocam peki? Karajan'da işte fısladı. Yok sakal yanlış baktı hocam. Vallahi yanlış baktı. Ya da ben tarihi yanlış söylemiş olabilirim. Ama gittim. İlla ki. Evet sevgili dostlar gördüğünüz konserine gibi. Gittim. Buradaki kıssadan hisseden ne çıktı? Ne çıktı? Yılbaşı arifesine yalan söylemeyin. Ne gülüyorsun oğlum? Sakal sen bugün çıt bile çıkartmadın. Hayırdır? Niye? Normal yani sen böyle bülbül gibi şakırdın. Evet. Sana yorumlarda ya mikrofon taksın ya sonsuza kadar sussun falan dedikleri için mi konuşmuyorsun? O kadar yüksek ve enerjiksiniz ki ben şey... Elim ayağım boşalıyor. Şu anda kendimi zor tutuyorum. Yalana doydum ya. Karajan benim kırmızı çizgim çünkü. Karajan nereliydi abi? Avusturya. Saçların ne renkti? Beyaz. Tamam bildim. Bunu bildim. Bu bir şaşırtmaca soruydu. Teşekkür ederim ama çok büyük şefti. Büyük perukluydu. Büyük karizmaydı. Fazla böyle saçları yok, var. Yok peruk yok. Kendi saçları. Peruk da abi. Hocam kendi abi 83'te peruğu düştü. Öndeki seyirci koştu hemen. Arkadaşım peruğu yoktu. Bembeyaz. Beyaz bir aslan gibi saçları vardı Herbert von Karajan'ın. Hem biliyorum. Peruktu. Herbert bak von Karajan. Herbert von Karajan peruk yaz çıkar. Herbert von Karajan'la ilgili öyle bir anekdot var. Günün birinde böyle bir çok genç bir şef. Zor bir eseri yönetmiş tamam mı? Bitirdikten sonra demiş ki artık demiş müzik dünyasının yeni peygamberi benim. Herbert von Karajan'a demişler ki üstadım genç çocuk böyle zor bir eser yönetti ama bak adam böyle böyle diyor. Ne diyorsun? Adam müzik dünyasının yeni peygamberi benim diyor. Demiş ki ben henüz öyle bir peygamberi tayin etmedim. Buranın kralı benim diyor. Herbert von... kendi kenalı. Tabii Herbert von Karajan çok büyük şefti hocam. Büyük. Büyük karizmaydı bir kere. Hem yetenek, yakışıklı. Ne oldu? Hep rol keserdi. Yalandan kafasını sallardı, ritimsiz. Biliyorum abi çok seyrettik, senelerce seyrettik biz. Ritimsiz mi? Yani böyle hiç alakasız. Sen de zannediyorsun ki ulan adam ne biçim yönetiyor, kendinden geçti. Hocam tamamını biliyor. Neyi? Eserin tamamını ezbere biliyor. Bilecek tabii abi yönetiyor yani. Müsaade tamam da bilsin. Nerede birinci keman, nerede ikinci keman, nerede bakır nefes, nerede tahta nefes... Buraya, oraya, buraya. Bu bizdeki Türk müziğindeki gibi böyle tempo yok. Tek sesli. Tabii orada öyle bir şey yok abi. Tek sesliliğinden dolayı. Evet. Çok zor iş. Sen hiç bir orkestra şefinin... Toprağı bol olsun bir şey demeyeceğim. Balondu. Heh. Hiç orkestra şefinin nota defterini gördün mü? Bana mı soruyorsun? Sana soruyorum. O nasıl bir şey biliyor musun? Bak, cevap vermeyeceğim abi bu soru. Boeing 777'nin kontrol paneline bakmak gibi sakal. Öyle karmaşık, öyle bir şey ki buna baktığın zaman bir defa da tamamını görüp nota defteri ona göre yönetmen lazım. Nota defteri koleksiyonum var benim. Senin. Nevit Kodallı'yı bilir misin abi? Tabii. Tamam, başka evde bir şey. Evde sanatçımız. Başka bir şey demiyorum. Büyük besteci, kompozitör Nevit Kodallı. Siz söylemezsek. Yok ya. Neden sakalcığım? Nevit Kodallı'yı da koy. Kalıyorsun, Nevit Kodallı sakal bak. Nevit Kodallı'yı koy. Koyacaksın Nevit Hoca'nın buraya resmini çünkü devlet sanatçısıdır. Çok kıymetli hocadır o. Tanır mısın? Tanımam. Kimi tanırsın lan sen? Ben mi? Mesela abi olur mu canım? Ben de şunu tanıyorum dediğim evet. Bir isim. Herhangi bir iş kolunda. Ben Gary Moore mesela blues falan dinlediğim için. Gary Moore mu? Evet. Sen bilir misin? Blues dinler misin abi? Ne? Ben çok severim. Bak şimdi Gary Moore dedi benim kalbim titretti. Yılbaşında dinlenir ha. Bak Gary Moore'un Still Got the Blues diye bir şarkısı vardır. Hı. Adamı gebertir. Telife girer mi alttan ince bir 5 saniye yok. Versen? Girer. Ama dünyanın en iyi 10-15 hani gitar virtüözü arasına girerdi. Çok büyük sanatçıydı. O da kalp krizinden öldü hocam. Evet. Still Got the Blues, Parisian Walkway. Çok iyi şarkı. Müthiş şarkıları vardır ve güzel de söyler ve İrlanda kökenlidir. Tam hayır. Ozandır yani. İskoçtur abi.
Anlıyorum. Bak, bak abicim. Ya sen var ya hakikaten tam... Ana tarafından İrlandalıdır, babası baba İskoç'tur. Yok, babası Rizeli. Hayır, bak, İskoç'tur bak, babası. Bak, babası Rizeli. Babası Çayeli'nden, bak. Babası İskoç'tur, bak. Bak bugün benden yeter kadar özür dilediniz. Yapmayın şunu ya. Hayır abicim, bak orada. İrlanda kökenlidir Nevit Gary Kodallı'nın Moore. Babasına bakıyor şimdi bak. Abi biz Gary Moore'un babasına bak. Gary Moore. Bak tamam bak. Peki Gary Moore varsa kal. Başka değil. İrlandalı hocam. Kuzey İrlanda. Ya. Aa, babası. Kuzey İrlandalı. Babası nereden bileyim? Ya işte tamam. Babası İskoç'tu. İşte derinlemesine araştırma yok şimdiki gençlerde. Hep yüzeysel. Evet. Gary Moore tamam mı tamam. İki tane şarkısını bileyim tamam diyorsun. Gary Moore'un babası yaz. Gary Moore father yaz. Bahadır. Babası nereli ya? Sakal. Bak. Yazdın mı yavrum? Gary Moore. Hadi oğlum akıyor program. Bakacağız. Konuşuruz. Sakal sen bu yılbaşı bize hiçbir şey almadın. En küçük bir hediye. Ne aldın? En küçük bir şey. Size hiçbir şey almadın mı? Evet. Hayır almadın. Yani almadığını niye bize bir de teyit ediyorsun? Alsan derdik ki bu da sakaldan geldi. Evet hani canım abim size layık değil ama. Bunca yıl kahrımı çektiniz. Çektiniz. Bugün ama lütfen yani. Şu an haksızlık yapıyor. Ne? Şu an arabanın üstüne de takılı. Brandacının getirdiği branda. Senle ne alakası var? Ben söyledim ama yeni yıl. Sen söylemişsin parasını ben verdim. O hediye mi? Öyle hediye mi olur? Arkadaşım senin senin bizzat cebinden bırak brandacını. Brandacının hediyesini kendine neyi lanse ediyorsun? Sen ne hediye aldın? Ben daha almadım çünkü maaşım. Daha almadın mı? Yılbaşı geldi ne zaman alacaksın? Hocam çocukların maaşını yatır da artık hediye alsınlar onlardan. Yani ayıp böyle bir günün hesabını yapma Can Hoca ya. Yattı mı? Biz bir hafta evvelden yatırırız ki alışverişlerini yapsınlar diye. Hocam peki sizin şirkette de emeklilikte yaşa takılanlar oldu mu? Oldu. Hocam geçen yemek vardı gelmediniz ya. Çağırmadılar. Çağırdık da hayır. Sizin provanız vardı. Yavrum provam yoktu. Can Bey dedi ki bu şirket içi özel bir yemek abi. Sigortalılar ben, sadece. Evet sadece sigortalılar ben geliyor. Ben böyle dedi. Konuşmadan haberim olmadığı gibi benim zaten yemekten yarım saat evvel haberim oldu. Ben sadece selfileri gördüm yemekten. Hani böyle bir... Hesabı ödeyince haber oldu. Yani. Ha, yani o kadar. Bir yani beni çağırma nedenleri de kredi kartımı getirme. Abi kartını unutma. Onun için çağırmışlar. İlk defa abi 20 yıldır bu şirket var. 20 yıldır ilk defa hani hiç yapmamışız meğerse. Öyle bir gelenek varmış. Şirket yemeği gibi bir şeyler varmış. Biz hiç yapmadığımız için ekonominin en zirve yaptığı, enflasyonun %200 olduğu bir dönemde bir tabak dönerin 500 lira olduğu döneme denk geldik Allah. Sağlık olsun ne yapalım bir daha da görürsünüz yani yaparız daha çok. Sağlık olsun. Çocuklar da maşallah gözlerim genç. Gözlerim seni aradı. Çocuklar da genç şey tabii panter ya. Gibi yiyip içiyorlar aslanlar konuyu gibi. Konuyu değiştim ben. Bize ne aldın? Para da verebilirsin. Olur hocam. Tamam 1000 lira ver biz alırız istediğimiz ayakkabıyı. Ayakkabı 1000 lira da fazla olur. Fazla. 2000 lira veriyorum. Ya ne bileyim abi yani hep biz mi alacağız? Bir kere de birisi de abi bu da senin hediyen. Abi işte büyüklerden hep beklenir hocam. Hmm. Sen şimdi şu an patronsun sen anladın mı? Evet. Yani çocuklar da senin gözünün içine bakıyorlar ki hocadan niye bir yeni yıl zam mı gelir mi? Hani bir emeklilikte yaşa takılanlara bir rahatlama gelir mi? Çocuklar... Emeklilikte yaşa takılan bize 4 kişi var. Hocam ofisin yarısı emekli oldu zaten. Yani zaten biz 6 kişiyiz. Evet. 4'ü emekli oluyor. Oluyorlar mı? Niye olsun abi? Hocam Aydın, Eren, ben kalıyoruz. Herkes emekli. Olmaz. Herkes emekli mi oluyor? Olmaz. Olmaz. Niye çalışacak insanlar? Niye emekli? Çalışacağız. 40 yaşında olur. Emekli mi olunur abi? Olmaz, olmaz abi. Olmaz. Yani körelirsin. Evde oturamayacaksın. Yani bana sorarsan insan hiç emekli olmaması lazım. Yani özellikle böyle fiziki anlamda bir işte çalışmıyorsa. Hani bedeniyle. Evet. Hani kuvvet gerektiren bir şeyde çalışıyorsa. Vücudunu çok hırpalıyorsa elbette onun bir emekliliği olur ama. Masa başında oturuyorsa. İşini gayet güzel yapabiliyorsa. Doktorsa doktorluğuna devam etsin ne bileyim. Bir de yani inziva tipi bir emekliliğe çekildiğin zaman evet. Yaşlanır gidersin. Yani şimdi 43 yaşında... Bir şeyle uğraşman lazım. 43 yaşında sen emekli oldun kardeşim. Şimdi çizgili pijamanın altını giy, bir de atleti balkonu kenarında şey otur. Bu... Olur mu abi hayır, böyle bir şey? Öyle bir şey zaten bu ekonomide mümkün değil. Emekli maaşıyla elbet, nerede geçiniyorsun? Elbet. Çırağını ödeyemezsin yani. Evet. Hocam... Senin ne kadar kaldı? Benim bilmiyorum hocam. 2002 girişliyim ben. Oho. Daha sakalı 2002, çok var ya. 99'dan öncesine vurdu ya. Ona vurmadı yani. Onun bir 10 yılı daha sakalım var. Sakalım yani. Daha çok var. Evet abi. Bir şey diyordun. Artık programımızın sonuna geldik. Vakit. Kıymetli hocam artık yeni yıl dileklerimizi söyleyelim sevenlerimizle. Çok sağ olun. Yine abone sayımızda en küçük bir yaprak kımıldamıyor. 237'de ibre böyle takılı kaldı.
Abi harikasınız. Abi şahanesiniz. E peki like butonuna bas abi. O tamam. Da yok. Birine tavsiye etme. Abi şimdi yılbaşı gecesi şey yapmayalım. Gönülleri şey yapmayalım. Yermeyelim ama 2023 senesinde iyi bir transferle birlikte alasmaladık derim ben. Karışmam, profesyonelim hocam. Yine mi o hikayeye döndük yani, ya? Evet. Kim aradı abi? Acun mu aradı? Evet yani dışarılardan yoğun baskı var. Abi evet. Gelin şu işi televizyonlarda yapın. Yeter artık. Sizin sosyal medyada kıymetinizi bilmiyorlar. Ben en çok neyi merak ediyorum şu anda biliyor musun? Bu masayı kim temizleyecek? Bu masa hocam yine galiba. Aydın temizleyecek hocam. Böyle. Aydın temizleyecek galiba. Şu kar şeyini alayım da ben arabanın böyle. Evet. Sevgili dostlar. Evet. Bu bölümde öğrendiğimiz şey şu oldu. Zafer abi yılbaşı kutlamıyormuş meğer. Evet. Bunu öğrenmiş olduk. Evet. Pelin'in jübilesine gittiğini öğrendik. Herbert von Karajan'ı canlı seyrettiğini öğrendik. Evet. Bir de blues yıldızı James Last mıydı? Hayır. Gary Moore. Gary Moore'un babasının İskoç asıllı olduğunu öğrenmiş olduk. Evet. Bulamadılar ama bence öyle. Evet. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, bereket, afiyet getirsin. 2023, 2020'den daha lezzetli, hoş, mutlu geçsin. Evet. Değil mi abi? 2023, başta da söylediğimiz gibi Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün olduğu bir yıl olacak. Yurt çapında da 100. yılla evet. ilgili müthiş etkinlikler evet. yapılacak hocam. Konserler, gösteriler yapılacak. Evet. Sadece ülkemize değil, tüm insanlığımıza barış getirsin, sağlık getirsin, mutluluk getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zafer abi, hindi mi tavuk mu yapacaksın? Bırak şimdi. Hindi hocam, ikisine de kıyamam ya. Öyle mi? Vallahi değmez. Ne, dana mı yiyeceksin abi? Ya pirinç pilavı. Yeter. Ben çok severim pirinç pilavını ama. Öyle mi? Of. Yapabilir misin? Ne? Parmaklarını pilav yersin. Pilav yapmak zordur ya abi. Yapar mısın? Hocam bak parmaklarını yersin. Biz pilav yeme niyetindeyiz. Niye parmağımı yiyeyim? Hocam ona bir Trabzon tereyağı atarım böyle finalde. Şöyle bir de ona böyle bir takla attırırsın pilava. Lahp diye üstünü böyle bir kalın bir bezle ya da bol gazete kağıdıyla sararsın. Gazete kağıdı olur mu abi? Onun matbaa mürekkebi pilava geçer. Dışına. Ha. Tencerenin dışına. O böyle demlenmeye bırakırsın onu. Ondan sonra açtığın zaman böyle anlatılmaz işte yaşanır. Böyle hemen. Böyle bir lezzet olamaz. Afiyet olsun hocam. Görüşmek üzere. Eyvallah sakal. Kesmedin mi? Ulan sakal. Hoşçakalın.